Hoş geldin diyorum hoş sana. Yani kızım bu defa Cansu, yani burada bak bir anne nasıl ağlıyor, kızının evet. peşinden gidiyor. Belki o ağlayarak duygularını, karşısından gelen sevgili Yıldız ağlayarak duygularını ifade ediyor. Belki senin içinde fırtınalar kopuyor. O zaman evet. biz sana çok kızmıştık. Sahip çıkmadın, sahip çıkmadın demiştik. Şimdi bu kez de senin annenin yanından herhalde kaçmış. Annemin yanından gitmiş. Benim de haberim yoktu. Ben arkadaşların yanındaydım işte. Evet. Sen takip ediyor muydun Cansu'yu, ne yapıyor? Hayır, hiç. Siz o gün dediniz ya. Aha. Aramayın, etmeyin. Ben buradan çıktım. Hepsini engelledim. Eşim de engelledi. Ya aramayın. Sen onu öyle mi anladın? Hayır, aramadık. Rahatsız etmeyin dediniz ya. Ama en azından kızım nasılsın, seni seviyorum. Hiç aramadım. Ben arar da gider, benden mana bulur diye yine ha. aramadım. Çünkü bir şey olur, yine beni suçlarlar diye o taraf. Yine aramadım. Özlemedin mi peki? Kaç ay oldu? Ne zaman bir ay yapmıştık bu yayını? Mart'ta. Mart'ta yapmıştık. Bir ay... Kadar oldu. Bir ay kadar haber oldu. Alıyor muydun peki? Neden gitmiş biliyor musun? Annenin yanında, anneannenin yanında. Cansu TikTok'ta şey yapıyormuş. Fotoğraf verdim arkadaşlara. Şuraya getireceğim ekranları. Evet. Onu göbeğini aşma demiş annem. Evet. Bir şeyler olmuş. O da bakkala gidiyorum diye gitmiş. Ben bir Elveda Hanım'ı göreyim. Anneanneyi bir yayında göreyim arkadaşlar. Ben öyle duydum. Evet. Kardeşim aradı. Sabri de Cansu gitti haberin olsun WhatsApp'tan. Abla evet. demiyor. Sabri Cansu gitti haberin olsun bu kadar. Peki Cansu'yu da göreyim ekranda lütfen. Görenler, tanıyanlar belki kızımızın fotoğrafıyla birlikte onu da ekranda görürsek eğer bizi ararlar. Şu anda çünkü Denizli'de oturuyor Elveda Hanım, öyle biliyorum ben. Cansu'nun da kütüğü Denizli'de. Denizli'de şu anda. Kütüğü Denizli'de mi? Evet, orada. Almışlar. Elveda Hanım merhabalar canım. Merhaba Didem Hanım. İyi ne yayınlar. Oldu? Teşekkürler. Cansu bize sözler vermişti. Sizin yanınızda kalacaktı. Bir şey çekildi evet. diye. Evet. Ne oldu? Peki bana da niye? Çok söz verdi ama sözünü durmadı yani. Biriyle mi tanıştı? Şunu söyleyeyim. Ali Borazan, bu arada onunla ilgili gelişmeler de var. Ali Borazan'la ilgili eve bir operasyon yapıldı. O görüntüleri de göstereceğim sizlere. İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne başta olmak üzere narkotik büroya da kocaman bir alkış. O görüntüleri birazdan sizlere göstereceğim. Yani o evde... Şimdi biz Ali Borazan'ın yasaklı madde kullandığını evet. biliyorduk. İşte bunun ticaretiyle yaptığı bilgiler geliyordu. Ali bunların hepsini yalanlıyordu. Ama o evde yok yok yani. Birazdan o görüntü hazırlanıyor. Ekranlarınıza getireceğim. Ali Borazan'ın tutuklandığını biliyorum. Dolayısıyla kızınız Ali Borazan'ın yanında değil. Evet. Değil değil mi? Elveda Hanım birinin yanına gitmiş olabilir mi? Evet evet. Torbalı. Evet. Torbalı'ya kaçtığını öğrendim. Tamam. Burada çantasının içinde, eşyaların içinde kağıt bulduk yani. Telefon numarası var. Birinin yanına yani mı gitmiş? Telefon numarasını aradık. Aradık kimin olduğunu öğrenmek için telefon numarasını aradık. Ama bir şey söyleyeceğim. Özmen Koç diye. Özmen diye birinin Özmen, yanında. Özmen. Yani. Deyken bana söylemişti. Sevgilim var benim. Özmen adında diye. Diye bir sevgilisi, görüştüğü biri olabilir. Ama sonuçta bir evet. fotoğraf, bir şey var. TikTok görüntüsü var ve o görüntü yüzünden sen demişsin ki Elveda Hanımcığım yani uyarmış ve onun üzerine bir tartışma yaşanmış. Bir o görüntüleri bir ekranlara getirelim. Bir getireyim ben görüntüleri de beraber görüp onun üzerinden konuşalım mı Elveda Hanım? Gelsin ekranlara görüntü. Bazen o kadar çok seversin ki yalan olsa inanır, yılan olsa sarılırsın. Bilirim yalan. Bazen o kadar çok seversin ki yalan olsa inanır, yılan olsa sarılırsın. Bilirim yalan. Şimdi bu görüntüde bir TikTok görüntüsü çekiyor kızımız ve o görüntüde biraz hafif göbeği görünüyor. O göbek yüzünden çocukla tartıştınız mı? Hayır hayır, hiç tartışma olmadı. Bakkala sakız almaya gidiyorum diye gitti. Hatta benim telefonum da elindeydi onun. Hı hı. Kaçıp gideceğini bile bilmiyordum yani. Banyosunu yaptı, süslendi, püslendi. Ben her zaman makyaj yapıyor yani evin içinde. Yani, öyle bir şey zannettim. Kaşlarını hiç bilemedim yani. Ha, niye tartıştınız? Çünkü Sabriye Hanım bu görüntü yüzünden tartışma değil mi? Yok yani. Bana öyle hayır, dendi. Hayır, tartışma yok. Bana öyle dendi. Hiç tartışmadık yani. Hayır. Bana uydurmuyor. Hiçbir buraya geldi, bir ay durdu, tartışma diye bir şey bana olmadı yani. Peki bunu sana kim söyledi? Kardeşim dedi. Ha, kardeşin dedi. Dayısı. Annem göbeğini ört demiş kardeşim. Evet. Tamam işte o kadar yani. Yani göbeğini örtüm. Tartışma denen bu yani. Göbeği açık saçık kızım, askılı giyme dedim. TikTok çekersen çek ama böyle askılı yapma. Kakiri kikiri gülüp durma dedim. Seni Didem Hanım ne dedim? Çok gülüyorsun. Gülme bu kadar dedim.
Yani ben anlamadım dediğim her şeyde yani. Yanlış anlamış. Ben çok gülmüyor. Gül derken şey gülme derken ondan sonra çok güldüğün zaman da seni yanlış anlıyorlar. Ama normalde insanların gülmesi güzeldir. Evet evet evet. Biz burada evet. Konuları ben konuşurken. Ben onu çok biliyorsun. O kadar gülme kızım dedim. Yanlış gülsün. Anlarlar hani. Bu yani gülmeye, bak, gülmek güzel bir şeydir. Gülmeyi yanlış anlamazlar. Ama burada biz bazı meseleleri konuşurken sinirden gülüp. Şimdi izleyicilerimiz bazen tanımadıkları için biz evet. Gelen konuklar ve empati de yapıyoruz. Kızımın sürekli böyle gülüyordu ve güldüğü için de yanlış anlaşılıyordu. Evet. Sanki her şeye dalga geçer gibi. Aslında Cansu evet, öyle bir kız aynen, değil. Aynen. Normal hayatını istediği gibi gülsün ya Elveda Hanımcığım ya. Ha? Evet evet. Niye karışıyorsun gülmesine? O açık olarak iyi bir şey değil yani yaptığı TikTok olarak. Beni saymaz ondan oldu yani. Sonra kavga her yere gönderdim gidiyor. Ben onu. Her istediğini yaptım. Her istediğini aldım yani. Onu burada sıkı yönetim yoktu yani. Baskı yoktu hiçbir zaman. Eğer baskı derlerse onu yalan söylüyorlar. Burada bütün komşularım da biliyor yani baskı olmadığı için. İstediği parayı verdim, istediği kaç para olursa çarşıya gitti gönderdim yani. İstediği alışverişini kendi yaptı, kıyafetlerini kendi aldı. Peki. Anneanne dedi saçımı boyabilir miyim dedi. Git al boyanı, iki kutu boya aldı, kendisi aldı özellikle. Onun saçını bile boyadım yani istediği şekilde. Şimdi tabii bir ay oldu çok daha. Çok rahattı yani burada. Çok rahattı ama 19 yaşında ya. Yani bir ne bileyim bir mesleğe kazandırmak, tekrar okumasını sağlamak. Çok da fazla aslında böyle istediği her şeyi yapmak da güzel olmamış Elveda Hanımcığım. Yani o da biraz sen kendine göre iyi niyetli davranmışsın ama o kadar her şeyi çok da fazla önüne sermek de bilmiyorum evet. Çok doğru olmamış maalesef öyle anlaşılıyor. Giyici kıyafet olarak yani aldı yani evde giydikleri yani çok bir şey sermek yok yani. Peki. Yani ayakkabısını aldı değişik giyecek için. Üstünün başına bir iki parça bir şeyler aldı. Yani peki o zaman sorun Cansu'da mı sorun sizlerde mi ne dersiniz? Sorun şunu kimde? Hayır sorun bilir miyi? Sorun. Kızım bir şey söylüyor Elveda Hanım. Onu da kafamda kıldı. Bugün Sait demiş göbeğini açarsan. Dayısı yani. Dayısı döverim. Evet. Yemin. Elveda yani Hanım söylesin. Açıp da dayısı döverim diye bir şey yok yani. Ben benim oğlum Sait'ten benim yanımdaydı duydum. Bunları konuşurken. Ben hayır. Duydum. Sabri senin... böyle konuşamaz yani. Ben duydum benim ama. Oğlum benim ben duydum. Dayısı ben... göbeğini açıp da seni döverim, ağzını yemeği ben tıkarım diye bir şey yok yani. Ayaklarını kırarım, şimdi yatırırım, yemeği ben tıkarım diye duydum. Yani. Ya genç kızlar öyle bir şey duydum. Yok yani. Ben sizin duydum. Sizin o kadar sevgili yapmış yani. Sait'ten. Bu arada sevgiliyle çabuk yapmış yani. Özmen evet, denen. Evet, bir şey söyleyeceğim. Yapmış, bir dakika Elveda Hanımcığım soy duydum. İsmini bak soy ismini söyleme. Ama ismini söyle. Çocuğun ismi Özmen değil mi? Bekar mı peki evli mi bu? Hayır evli 10 yaşında çocuğu var boşanmamış daha karısından. Şey Didem Hanım nerede evet. Biliyor musun Özmen'le gitti yerde. Özmen'le kendisiyle görüştüm Torbalı'da. Ben konuştum yani telefonda. Torbalı'da evli birinin evet. Yanında. Torbalı'da. Ay, yine Ali Borazan da o sırada aslında daha boşanmamıştı onunla beraberdi. Ondan beraber. Allah Allah. Ama ben bunu Sait'ten duydum. Sait bana dedi abla dedi böyle dedim dedi. Aha. Ben dedim karışmıyorum artık ben sizi aramadım epeyden beri dedim. Tamam. Bozarım konuşuruk yani bir şeyler değerim dedim. Ondan ötürü gider değeri. Abla dedi ben bunları dedim dedi göbeğini açma. Göbeğini açıp da TikTok yapıyormuş. Sait demiş ki böyle. Yemeği ben tıkarım, döverim seni. Yaptığın yerden baskı kalma. Var diyorsun dolayısıyla orada. Hmm. Bu arada Kars Akçakara köyünden gelen Yıldız Hanım da Yunus Bey de gözümün içine bakıyorlar. Emine'nin fotoğrafını bir...